konuşmak isteriz. Avukat Fidel Okan telefon attığımızda. Onunla Türkiye'ye yansımaları siyasi olarak elbette çok farklı yönlerde devam ediyor ama hukuki olarak bir yansıması olabilir mi? Ya da burada ismi geçenlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde pozisyonu nedir? Bunları konuşalım istedik. Fidel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden biraz detaylarını aldık. Bu Rıza Zarraf'la ilgili savcının hazırladığı metin, kefalete neden karşı çıktığını da belirten bir metin. Orada 17 Aralık'ta Türkiye'de hazırlanan iddianameyi, raporları, belgeleri doğru kabul ettiğini görüyoruz savcının. Bu ne manaya geliyor? Öncelikle oradan başlayayım. Burada şunu ifade etmek lazım. Şimdi basında bu olayla ilgili maalesef Türk halkı yanlış bilgilendiriliyor. Bunu çok açık bir şekilde ifade etmek isterim. Hı hı. Çünkü şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyen soruşturma Türkiye'deki 17-25 Aralık dosyasına ilişkin bir soruşturma değil. Doğru. Dolayısıyla ABD'de buna ilişkin olarak savcı tarafından mahkemeye sunulan deliller ve belgeler sadece kefalet başvurusunun reddedilmesi gerektiğine yönelik delillerdir. Tam da biz dinleyenlere kusura bakmayın şöyle bir değerlendirme yaptık. Bunun doğru olup olmadığını da söylerseniz. Bu kadar zengin adam diyor ve Türkiye'de bu tip işler yapmış. 50 milyon dolar onun için hiçbir şey serbest bırakmayın kaçar diyor. Aslında işi böyle özetledik biz dinleyenlere. Şimdi bakın ben dün Amerika Birleşik Devletleri'nde savcı Herrera'yla görüşen bir arkadaşımla uzun uzun istişare ettim bu konuyu. Evet. Şimdi burada 17-25 Aralık soruşturması ile ilgili Türkiye'de iki tane algı oluştu. Birincisi bu soruşturmaların tamamen paralel devlet yapılanmasının bir ürünü olduğu, her şeyin tamamen işte düzmece, usulsüz bir şekilde gerçekleştiği, dosyaların boş olduğu, bu kişilerin masum olduğu, dolayısıyla cemaat tarafından organize edilen ve hükümeti bu anlamda zor duruma sokmaya yönelik bir soruşturma dosyası gibi anlatıldı. Darbe diye adlandırıyorlar onu, evet. Bir diğer noktada ise bunun bu dosyaların neticede cemaat tarafından yürütülmüş olsa da tamamen dolu olduğu, bu kişilerin suçlu olduğu, hükümete yönelik herhangi bir girişimin söz konusu olmadığı, hükümetin bunu ortadan kaldırmak veya işte bu soruşturmanın örtbas edilmesi amacıyla işte böyle bir iftiraya başvurduğu yönde algı yapıldı. Halbuki ben başından beri 17-25 Aralık soruşturmalarının Türkiye'de yıllardan beri farklı devlet yapılanmaları içerisinde, devlet kuruluşları içerisinde örgütlenen bir cemaat yapılanmasının doğal olarak buralarda yapılandığı için bunların yaptığı bir organizasyon olduğunu, bunun sadece işte yargı eliyle değil, emniyet, medya ve birçok alandan oluşan bir üçgende gerçekleştiğini, ancak bu operasyonlar her ne kadar bir yargısal darbe girişimi noktasında ortaya çıkmış olsa da bu soruşturma dosyalarında ortaya atılan iddia ve delillerin kesinlikle kuvvetli olduğunu, dolayısıyla her iki noktanın da araştırılması gerektiğini ifade etti. Şimdi Türkiye'deki algı böyle olmakla birlikte maalesef bu soruşturmalar şöyle bir noktaya doğru götürüldü önce. Yani işte bu yargısal darbe girişimi mevzusu daha ağır bastı ve soruşturmalara ilişkin olarak ortadaki bütün ciddi delillere rağmen savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verdi. Evet. Ve bu Türk adalet sistemine inanan halkın adalet duygularına ciddi anlamda zedeledi. İnsanların yargıya olan güveninde ciddi problemler ve sorunlar oluştu. Aynı zamanda bakanların yüce divanda aklanması da bu işin tuzu biberi oldu. Evet. Şimdi gelinen noktada bu dosyadaki kuvvetli deliller maalesef Türk yargısı tarafından irdelenmediği için, değerlendirilmediği için bu bir yargı konusu haline, yargılama konusuna dönüşmediği için Türkiye'de insanlarımız yargının, hükümetin güdümünde bir kurum kuruluşa döndüğü, işte emrine girdiği noktasında bir algıya da sebep oldu. Evet. Başından beri ben gerek Yüce Divan'da, gerekse bu soruşturmaların kapatılması noktasında savcının verdiği karara yönelik çok ağır
tepkiler ortaya koydum. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi kamuoyunda zaten ben hem cemaat yapılanması ile ilgili mücadele en başından beri, evet, hani hükümet cemaat ortaklığının başladığı andan beri ben buna ilişkin mücadeleyi ortaya koyan bir avukatım. Bu anlamda müvekkillerimin büyük bir bölümü de cemaatin yapılanması dolayısıyla mağdur ettiği kişiler. Ancak Türkiye'de bu olay gerçekleştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde başlatılan soruşturma gene aynı şekilde ülkemizde farklı yayın grupları tarafından, yani hükümet medyası ve işte cemaate yakın veya diğer medya organları tarafından, kimisi bilinçlice, kimisi bilinçsizce aynı noktada yayınlarına devam etti. Yani bir taraf bu olayı paralele bağlama, savcı dahil paralel ilan edildi. Diğer tarafta işte bu 17-25 Aralık, işte görüyorsunuz burada bir şey var, bu ortaya çıkacak, hırsızlıklar, yolsuzluklar ortaya çıkacak, bu bir darbe değil gibi bir noktaya doğru götürüldü. Bu soruşturmadan nasıl bir sonuç çıkarsa çıksın, yani bir taraf sanki bu yolsuzluklar bir şekilde tescillenirse cemaatin devlet içerisindeki yapılanması mesnetsiz, bir soyut bir iddia olarak kalacak gibi bir düşünceye giriyor. Fakat bu doğru değil. Diğer taraf da, yani bu dosyada ciddi bir şeyler çıktığı takdirde işte bir cemaatin yapılanması yoktur, yargısal darbe girişimi söz konusu değildir gibi bir algı çerçevesinde hareket ediyor. Böyle düşünüyor, bu önermeyle hareket ediyor ve her meseleyi paralele bağlama, hükümeti eleştirenleri paralelci ilan etme gibi ya bir da dış pozisyon güçler. Görünüyor. Ya da dış şimdi güçler. Bütün bu meselelere baktığımız zaman, hı hı, Amerika'daki soruşturmanın Türkiye'ye yansıması da tamamen mecrasından çıkartılıyor ve bu noktada gene yanlış algılarla kamuoyu ikiye bölünüyor ve bir tercih yapma noktasında bırakılıyor insanlar. İki tane görüş var Amerika'daki soruşturma ile ilgili. Doğru. Halbuki ikisi de doğru değil. Yani ben bunu doğru mecane tabii sizden dinleyelim. İkisi de doğru değil, ikisi de son derece yanlış. İkisinin de hiçbir geçerliliği yok. Çünkü Amerika'daki yani 17-25 Aralık soruşturmalarını biz burada ayrıca değerlendirebiliriz. Takipsizlik kararı verildi vesaire, şu bu doğru mudur değil midir? Ben bu konudaki görüşlerim zaten açık. Evet, söyledim. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soruşturma şu anda Türkiye'de yürüyen, daha doğrusu kapatılan 17-25 Aralık dosyasıyla bağımsız bir soruşturma. Alakası yok. O hiçbir alakası yok. Evet. Ve 17-25 Aralık dosyasına ilişkin olarak mahkemeye sunulan deliller de sadece kefalet başvurusunun, tamam, reddedilmesi amacıyla savcının son derece ciddiyetle hazırladığı, büyük manevraları ortaya koyarak mahkemeye sunduğu delilleri kapsıyor. Nedir, tamam, bunlar? Mesela dün görüştüğümde çok ilginç detaylar vardı. Ceza zarar Miami'ye ilk gittiğinde biliyorsunuz gözaltına alındı, bir ifadesini verdi. Evet. Bu ifadesinde kendisine kazancı soruldu ve Ceza zarar 103 bin yıllık dolar, 700 bin 720 bin dolar kazancı olduğunu, mobilya ve altın ticaretiyle uğraştığını ifade etti. Yani bu dosyada var. Evet. Savcı buna karşılık Reza Zarrab'ın 11.2 milyar kazanç elde ettiğini, gelir anlamında, dolayısıyla bunun yalan olduğunu, bu noktada bu kişinin güvenilmez olduğunu, hatta ve hatta Türkiye'de bir televizyon kanalında cari açığın %15'ini ben kapattım sözlerin nedeniyle 720 bin dolar gelirle bu cari açığı kapatmasının mümkün olmayacağını ifade ederek mahkemeye, bu kişi sahtekar, yalancı ve güvenilmez bir kişidir. Aynı zamanda bunun Türkiye'de bakanlara rüşvet verdiği açıkça ortadadır. Bu noktada bunun Türkiye aynı zamanda bir hükümet sorunudur. Bunun güvenlikli bir şekilde, yani kefaletle dışarıda kalmasına karar verilirse, ne kadar güvenlik koruma bunu korursa korusun, bir şekilde ülkedeki nüfuzunu kullanarak ülkeden kaçması söz konusudur. Dolayısıyla buradan kaçmasına, kefaletle serbest bırakılmasına kesinlikle izin verilmemelidir noktasından hareketle bu dosyaların tamamını mahkemeye sundu. Tamam. Dolayısıyla bu deliller savcının ana dosyasındaki delillerini oluşturmuyor. Doğru. Daha bu konuda 16 Haziran tarihine kadar FBI tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen bilgi ve belgeler, deliller federal adalet sistemine yüklenmiş değil. Savcı bu konuda herhangi bir açıklama yapmış değil. Bu konudaki soruşturma bizde de olduğu gibi, orada da olduğu gibi gizli yürüyor. Gizli devam ediyor.
Ve bu noktada bu soruşturma kapsamında kimlerin olup olmayacağını, kimlerin kara para ticareti organizasyonunun bir suç örgütü üyesi, yardımı edeni olup olmayacağını biz bilmiyoruz. Bunu bilen kişi savcı ve FBI. Dolayısıyla bu noktada bakanlar da bu soruşturma kapsamına dahil edilebilir. Ama Türkiye'de işlendiği iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk konusuna ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yargılama yapılamaz. Yani bakanlar için herhangi hukuki bir sorumluluk doğmayacaktır bugün ortaya çıkan belgelerle ilgili. Ben biraz işin Türkiye'deki bu 17 Aralık operasyonunda gerçekten biz de yayın hayatımızda Artı Bir'de ve sonra yaptığımız yayınların tamamında cemaat meselesi başka, iddialar başka diye baktık meseleye ve bakmaya da devam ediyoruz. Öyle bakmanın doğru olduğunu da düşünüyoruz. Bir iddia vardı ortada, o iddialarda takipsizlik kararı verildi ve mesele kapandı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savcı o iddiaları değerli buldu. Türkiye'de çünkü bir bölümü için usulsüz toplandığı, bir bölümü için işte montaj, evet, bir şu bu falan gibi şeyler söylenmişti. Bunun bir değeri var mı? Yani bunun bir kere burada bir siyasi değeri var, onu görebiliyoruz. Hukuki anlamda bir şey çıkartır mı ortaya diye sordum size. Bakın, Türkiye'de 17, yani Amerika'da 17-25 Aralık soruşturmasına ilişkin bir yargılama yapılamayacağını herhalde hepimiz anladık. Tabii, o konuda yani bunu hukuki olarak anlatılmalı. Şimdi İşin bu boyutunu bir tarafa bırakalım. Türkiye ile ilgili 17-25 Aralık sürecine ilişkin bugün İlhan Cihaner'in yaptığı bir başvuru var. Birazdan da canlı yayında olacak bizde, evet. Evet, bu başvuruya ilişkin İlhan Bey tanırım, çok iyi bir hukukçudur. Bu başvuruya ilişkin mahkemenin vereceği, yani daha doğrusu savcılığın vereceği karar gene takipsizlik olacak. Çünkü 17-25 Aralık dosyasının tekrar yeniden gündeme gelebilmesi için İlhan Bey'in ortaya koyduğu bilgi ve beyanlar eski dosyayla ilgili olarak çok yeterli bir delil niteliği teşkil etmediği kanaatiyle bu kararı verecekler. Bana kalsa bu dosyanın açılması lazım. Ancak yeni delil yok diyecekler yani. Yani yeni bir delil ortaya çıkabilmesi için Reza Zarrab'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki soruşturma kapsamında, anlaşmada veya mahkeme esnasında bu anlamda bakanlara, yani dört bakana rüşvet verdiğini, bunlarla işbirliği içerisinde hareket ettiğini, dolayısıyla bu işin, bunların, bu kişilerin de bu işin bir parçası olduğunu ifade ve iddia ederse, bunu ortaya koyarsa, bu bir ikrardır. Dolayısıyla bu ciddi, son derece ciddi bir delil olarak ortaya, yeni bir delil olarak ortaya çıkmış olur ve bu dosyalar Türkiye'de açıldığında bu bakanların kendini kurtarma şansı olmaz. Bu çok açık ve net. Önemli. Yani burada meseleye bizim hukuki perspektifte yaklaşmamız lazım. Yani ben tabii kamuoyunun bu anlamdaki şeyini almıyorum. AK Partili arkadaşlar mesela bu konuda bana çok kızıyorlar, sitem ediyorlar vesaire. Ama ben bir hukukçuyum. Yani hukuki olarak bir meseleyi değerlendiririm. Vicdani olarak kendi görüşümü ortaya koyarım. Burada AK Parti'nin meselesi değil bu. Aynı zamanda adalet meselesi, adalete olan, evet, güven meselesi. Evet. Zaten o günden sonra Türkiye'de adaletle ilgili kaygıların çok daha fazla, evet, arttığını görüyoruz. Artmaya başladı. Bir meseleyi daha sorabilir miyim? Şimdi siz dediniz ki Rıza Zarrab orada bir ikrarda bulunursa bu yeni bir durumdur. Doğru, zaten itiraf etmiş olur. Ona göre burada başka bir takım gelişmeler olabilir hukuki olarak. Bir şey, evet, daha olabilir mi? Mesela FBI araştırma yapıyor, soruşturma yapıyor. Bu bakanlarla ilgili ya da Türkiye'de bürokrasiyle ilgili bir takım bağlantılarına, farklı belgelerle ulaşma ihtimali de var elbette, değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. FBI'nin yaptığı soruşturmada elde ettiği belgeler ne olursa olsun. Evet. Yani bu belgelerde Reza Zarrab'ın işte Muammer Güler'e para gönderdiği, Zafer Çağlayan'da bir kafede oturup kendisine para verirken görüntüleri vesaire, aklınıza ne gelir? Evet. Bütün bunların hiçbirisi Türkiye'de yeni bir soruşturma yapmayı gerektirmez. Neden biliyor musunuz? Neden? Çünkü zaten 17-25 Aralık o dosyasının içerisinde bunlar var. Telefon tapelerinde var, diğer şeylerde var, bakanlarla yapılan görüşmelerde var, telefonda yapılan ahlaksız bir takım şeyler. Ya bunların hepsi zaten var. Yani dolayısıyla bu dosyayla ilgili olarak verilen takip... Daha ne olabilir ki diyorsunuz? O gün zaten ben söylemiştim. Hukuk tarihine yazılmış, kazınacak kara bir lekedir demiş. Yani bu dosyada takipsizlik verilemez. Ortada bir yargılama olur. Bu yargılama içerisinde hangi deliller usulsüzdür, hangi deliller usullüdür, bunlar ayrıca tartışılır. Dolayısıyla kamu vicdanı rahatlar.
O noktada şöyle süper şeylere girmek doğru değil. Yani 17-25 Aralık dosyasına takipsizlik kararı delil yetersizliğinden verilmedi ki. Ortada bu soruşturmayı davaya dönüştürecek yeterli, hatta yeterli de demiyorum, son derece kuvvetli deliller zaten mevcuttu. Ama siyasi yani ortam buna müsait bu değildi. Mevcutken bu dava açılmıyorsa bütün görüşmeler, tapeler, evraklar, saatler, ondan sonra Muammer Güler'in ifadeleri, oğluyla yaptığı görüşmeler vesaire vesaire. Yani zaten ortada son derece ciddi, son derece kuvvetli deliller varken bunun üstüne artık delil aramaya gerek yok ki soruşturmanın açılabilmesi için. Şimdi FBI tarafından veya işte oradaki dosyada Zarrab'la bu kişiler arasında başka banka havaleleri, başka ilişkiler, başka bilmem neler ortaya çıkmış olsa dahi Türkiye'de bu soruşturmayı hiçbir savcı açamaz. Siz yani bunu siyasi olarak söylüyorsunuz elbette. Ya şimdi o olay ortada değil mi? Zaten doğru. Hani benim bazı şeyleri de söylemek istemiyorum. Çok daha ağır konuşabilirim. Çünkü ben meseleye sadece cemaatle mücadele, cemaatin devlet içerisindeki yapılanmasıyla mücadele eden bir avukat olarak ifade ediyorum. Bu ayrı bir durum. Evet. Ama diğer durum insanların adalet duygusunu yerle bir ediyor. Doğru. İnsanların yargıya olan güvenini alt üst ediyor. Bugün hiçbir AK Partili gidip rahatlıkla Reza Zarrab ve avanelerini işte tertemiz olduğunu, bunlara iftira atıldığını, kumpas kurulduğunu Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak yemin edebilir. Buna imkan var mı? Yani Reza Zarrab'ın ve onun avanelerinin Türkiye'ye yarattığı bu kepazeliği hiçbir şey örtebilir mi? Örtemez. Burada kendi kendilerini kandıran, algıyla yönetilmeye alışık kitleleri işte paralel, maralel işte bu tarz şeylerle uyuşturarak ya paralel meselesini de zaten suistimal ederek bunu da kendi çıkarları, kendi şeyleri doğrultusunda kullanarak pespaya bir noktaya ayrıca taşıdılar. O zaten işin çok ayrı bir boyutu ki bu konuda daha farklı şeyler de ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacak. Yeni soruşturmalar, bu yeni örgütler, yeni diğer şeyler, bazı şeyler soruşturmanın gizliliği çerçevesinde olduğu için çok ifade edemiyorum ama işin evet. Özü şu. Bakın Türkiye'de bir meseleyi suistimal edip onu istismar etme noktasında hakikaten siyasilerimiz çok başarılı. Milletimiz de sağ olsun bu algılara çok çabuk geliyor ve vicdanlarını çok kolay bir şekilde terk ediyorlar. Evet. Yani bir vicdansızlık örneği yaşıyoruz. Bu sadece işte bir iktidar seçmeni açısından söylemiyorum. Bunu Türkiye'nin geneli açısından söylüyorum. Bizde bir vicdan problemi var. Biz vicdansız bir millet olduk çıktık. Şimdi ortada şu var. Yani bir bakan yargı önüne çıkartılamıyorsa, bunun bir ayrıcalığı varsa o zaman dışarıdaki insanı nasıl yargılayacaksınız? Veya bakanların Anayasa Mahkemesi'ne gönderilme süreciyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyoruz saçmalığı ve zırvalığıyla o bakanlar oraya gönderilmiyorsa bu millet bu mahkemelere nasıl güvenir? Hakimin doğallığı ilkesi bir kere, yani en temel ilke hakimin doğallığı ilkesi, o ortadan kaldırıldı bu meselede. Evet. Öyle değil yani mi yani? Dolayısıyla bu meselede açıkça ifade etmek gerekir ki maalesef Türkiye yargısı çok kötü bir sınav verdi. Yani bu sınavın aslında oluşmasının nedeni şu. Ben birçok hakimle, savcıyla, yargıçla iç içeyim de konuşuyorum. HTK sürecindeki çalışmalarımızda kamuoyu biliyor zaten. Evet. Yani bakış açısı şuydu. Ben defaatle bunun yanlış olduğunu ifade ettim. Ya efendim, şimdi bu bakanlarla ilgili soruşturma olursa biz cemaati nasıl işte şey yapacağız? Paralel yapı devlet içerisinde. Ya bu ayrı bir şey. Yani bu konuda Davutoğlu'nun çok güzel bir sözü vardı aslında. Burada bu bakanların Yüce Divan'a gitmesi, soruşturma yapılması, hatta işte ceza almaları bile devlet içerisindeki yapılanma iddialarını ve bu oluşan durumu ortadan kaldırmaz. Şimdi meseleye böyle bakmak gerekiyor. Ama bakılamaz. Ama maalesef burada korkak, pısırık, ondan sonra siyasetin emrine girmeye alışmış, görüş itibariyle söylemiyorum, bir kitle maalesef var Türkiye'de. Buna son derece müsait, menfaatleri ve koltukları uğruna her şeyinden vazgeçen bir kitle var. Bu kitle sayesinde biz maalesef Türkiye olarak bunu yaşıyoruz. O yüzden Atatürk'ün geçmişte söylediği sözler hakikaten günümüze böyle ışık tutuyor. Bunu da her zaman ifade ediyorum ben. Evet. Yani koltuk uğruna her şeyden vazgeçiyor insanlar.
yarın başka menfaatler için milletinden de vazgeçebilirler demişti Atatürk. Yani burada mesele şu. Yani insanlarımızda, Türk toplumunda şöyle bir şey var. Şu yaşanan hadiselerde de. Yani bu 17-25 Aralık soruşturması ayrı bir noktada. Siyasetin bu konudaki tıkanıklığı ayrı bir noktada ki ben daha önce bu konuda tweetler de attım. Reza Zarrab'ın ortakları sadece bu dört bakan değildir. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş da bunun ortaklarıdır. Çünkü bunların ellerinde bu imkan varken, yani mecliste bu çoğunluğu elde etmişken, birbirleriyle girdikleri saçma sapan diyaloglar neticesinde bu meseleyi çözmeyip, öncelikli olarak bu meseleyi çözmeyip, işte koalisyon muhalisyon sevdasına düşüp, farklı kavgaların peşine düşüp, sonra da rezil bir şekilde evet. meseleyi rezil hale Doğru. getirerek bıraktılar. Peki. Şimdi de bu Amerika'da yaşanan soruşturma noktasında bunu istismar etmeye çalışıyorlar. Bunu istismar edip bir noktası yok. Yani zaten Amerika'daki soruşturma nasıl sonuçlanırsa sonuçlanır. Yani burada bakanlarla ilgili iddialar ortaya çıktı. Bakanlar oraya gitti ki soruşturmayla ilgili bir detay daha vereyim. Birçok kişinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde tutuklanma ihtimali söz konusu. Mallarına el konulması kuvvetle muhtemel. Bu isimleri daha bilmiyoruz. Basına yansıyan bazı isimler var ama bunların bir gerçekliği yok. Onu net söyleyebilirim size. Yani evet. federal yargı sisteminde bu isimlerin sızma ihtimali yok. Bunlar ABD bazen de Türkiye'yi korkutmak için farklı şeylerde. Bir Haziran'ı bekleyeceğiz herhalde. Yani Haziran Tabii, ayı içinde bu iddianame ortaya çıktığında şu, göreceğiz. Evet. Orada yaşanacak olan hadisede yargılama sonucunda Reza Zarrab 75 yıl ceza alsın. Muammer Gürel'i bir şekilde başka bir ülkeden yakalayıp tutuklayıp götürüp orada cezaevine atsınlar. İşte Egemen Bağış ve diğer bakanlar bir şekilde iadesi Türkiye, ABD Türkiye'den iadesini talep etsin. Türkiye mecbur kalsın bu bakanları göndersin. 15-20 tane iş adamı Reza Zarrab'la birlikte rüşvet, hırsızlık, yolsuzluk, kara para ilişkisine girdiği belli olsun ve bu kişilerin AK Parti ile yakın ilişkide olduğu tescillenmiş olsun. Türkiye'deki siyasette hiçbir değişiklik olmaz. Yani AK Parti gene aynı oyu alır. Pekala. Çünkü zaten milletimiz yani AK Parti seçmeni de diğer seçmenler de bu kişileri zaten biliyor, bunların ne olduğunu biliyor. Ama bunun karşısında çözüm üretemeyen bir muhalefet anlayışı olduğu için bu muhalefet basireti, aziyet yoksunu bir anlayış ortaya koydukları için milletin bir bunlardan olmaz bir beklentisi de yok. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Fidel Okan sağ olun, anlattıklarınız sağ olun. İçin.